Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün glutensiz pratik bir lahmacun tarifimiz var. Harcayıcı malzemeler 400 gram kıyma, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 baş kuru soğan, 1 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 çorba kaşığı biber salçası, gerektiği kadar tuz, karabiber ve su. İsteğe göre sarımsak ve pul biber de kullanabilirsiniz. Maydanozu, biberleri, soğanı ve domatesi ince ince kıyacağız. Çok ince kıymamız gerekiyor. Dilerseniz mutfak rondosundan da geçirebilirsiniz. Ama bu şekilde elde kıydığımızda sanki birazcık daha lezzetli oluyor gibi geliyor bana. O yüzden ben elde kıymayı tercih ediyorum. Yarı yarıya dana ve kuzu kıyması kullandım. Evet, kıydığımız malzemeleri de üzerine ilave ediyoruz. Geniş bir kapta hepsini şimdi yoğuracağız, iyice karıştıracağız. Salçayı ve baharatları da ilave ettik. Yarım çay bardağı kadar su ilave ettim ben. Rahatça sürebileceğimiz bir kıvamda olması gerekiyor harcımızın. Harcımızı hazırladıktan sonra hamurun yapılışına geçiyoruz. Bir yumurta, bir su bardağı su, bir tatlı kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir çorba kaşığı sıvı yağ. Bu malzemeleri geniş bir kapta ekranda gördüğünüz gibi iyice karıştırıyoruz ve azar azar glutensiz un ilave ediyoruz. Koyu kıvamlı akışkan bir hamur elde etmeye çalışacağız ve bu hamuru yaklaşık 30 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet, ekranda gördüğünüz kıvamda olacak hamurumuz. Tavamızı direkt ocağın üzerinde ısıttık. Isınmış tavanın üzerine ekranda gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla kalın bir katman halinde hamurumuzu uyguladık. Tavanın altını kapattım. Hamurun yanmasını istemiyorum. Ve harcımızdan bu hamurun üzerine uyguluyoruz. Hatta tavayı kenara aldım ben. Hamurun kızgın ocak üstünde yanmasını istemiyoruz. Üzerine bir kapak kapatarak tavayı tekrar ocağa alıyorum. Orta ateşte yaklaşık 8 dakika kadar pişireceğiz. Bu lahmacunumuzu tavada pişiriyoruz. Bir 5 dakika sonra kenarlarını gördüğünüz gibi düzeltiyorum bir spatula ile. Hem yağın akmasını ve yanmasını istemiyorum bu harcın içindeki yağın. Akmasını engellemeye çalışıyorum. Evet, lahmacunumuz pişti. Şimdi farklı bir yöntemle pişirmeyi göstereceğim size. Yine hamurumuz biraz daha hatta mayalandı zaman geçtikçe. Tavanın içine, bu kızgın tavanın içine bir kepçeyle koydum bu sefer. Ve fırça yardımıyla yine yüzeyine kalın bir katman olacak şekilde uyguluyorum. Altını hemen kapatmıştım tavanın. Bu hamuru şimdi yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye alıyorum. Tepsim bir pizza tepsisi aslında. Delikleri var. Bu lahmacunun daha güzel pişmesine yardımcı oluyor. Evet, şimdi bu hamurun üzerine yine harcımızdan uyguluyoruz. Ve önceden 200 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık 8 dakika kadar pişireceğiz. Diğer lahmacunlarımı da buzluğa atacağım. Bu şekilde yağlı kağıtla sarıyorum. Üst üste koyuyorum saklama kabına ve buzluğa koyup istediğim zaman yine fırında pişirmek üzere çıkartıyorum. Evet, lahmacunumuz pişti. 8 dakika sonunda fırındaki lahmacunumuz da ekranda gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Hazırladığımız salatalarla servis yapabiliriz. İster tavada, ister fırında dilediğiniz gibi lahmacunlarınızı siz de kolayca hazırlayabilirsiniz. Bakalım lahmacunumuz gurmemizden kaç puan alacak?